Bella benler selamlar. Evet yine bir aradan sonra yeni bir video ile daha karşınızdayım. Gerçi videolar şu sıralar birazcık artacak. Neden azdı? Bir hemen ona girelim ve ne yapıyorum şu sıralar? Arkadaşlar biliyorsunuz düğün var Eylül'de. Eylül'ün ortasından sonra balayı malayı bittikten sonra tamamen sizlere odaklanmış bir şekilde paylaşımlara devam edeceğim. Peki ne yapıyorum abi? Hani sizlerle paylaşamıyorum, bir şeyleri üretemiyorum ya. Arkadaşlar Alienverse'e devam ediyoruz. Evet. Şöyle de bir mini bilgi vereyim. Şuradan Alienverse'e çok güzel devam ediyoruz. World of Warcraft'tan para kazandığımızı söylemiştik. Lich King geliyor. Evet tam da benim tekrardan işe döndüğüm vakitte. Buradan da tekrardan çok güzel. Hatta botla birlikte ama kurallara aykırı olduğunu belirtelim. Neyse buradan da kazanç sağlayacağız. Bir de daha öncesinde paylaşmış olduğum Million on Mars'tır, Planet X'tir. Bunlara devam ediyoruz. Bugünkü videoda aslında yine Planet X ile ilgili arkadaşlar. Öncelikle bir işbirliğimiz oldu Planet X'e. O yüzden şimdi birazcık daha detaylı anlatacağız. Tabii bu anlatıma geçmeden önce de yine güzel bir fragman hazırlamışlar. Play to Earn'de en güzel fragman hazırlayanlar diyebilirim. Neyse, bu sefer Sinerji introsu yerine fragmanla giriş yapıyoruz ve Planet X'e devam ediyoruz. Planet X dedik zaten daha öncesinde de 3 tane video çekmiştim. Burayı açmışım hatta. Şunları hemen kapatalım. Arkadaşlar ne var bu sefer? Planet 9 diyeceğim ya da bu sefer. Yeni bir drop'u var. Zaten fragman da aslında bununla ilgiliydi. Ve bu drop'un yanı sıra niye şu anda bir yandan da buna odaklanıyorum? Çok sevdiğiniz bir şey olacak arkadaşlar. Free to play. Evet. Beleş de earn ya da bizim deyişimizde arkadaşlar para harcamadan da para kazanabileceksiniz. Free to play kısmı geliyor. Bunları da birazdan değineceğim. Hatta white paper'da bununla ilgili güncellediler. Bunu en sona bırakıyorum. Normalde bilirsiniz sizlerle ilk white paper'a bakarız ondan sonra daha detaylı bir şekilde içine gireriz ama bu sefer white paper bayağı detaylı olduğu için kafanızın karışmaması adına bunu sonraya bırakıyorum. Birazdan white paper'a döneceğiz. Ne diyorduk arkadaşlar? Bir drop var. Loot crate çıkacak ama gelin biz Medium'dan bakalım arkadaşlar. Medium üstünden bir inceleyelim. Ne demiştik? Cargo drop olacak arkadaşlar ve Loot Crate, Anniversary Pack ve Lucky Kate Meta Share çıkıyor arkadaşlar. Fakat bunun fiyatı 119 dolar. Fakat daha öncesinde badge almıştık arkadaşlar hatırlıyorsunuz ve bunların bir imkanı olacağını, bir işe yarayacağını söylemiştik. Badge sahibiyseniz bunlar indirimli olacak ve daha fazla aldığınızda da yine ekstradan da indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra da eğer çok fazla alım yapmayı düşünüyorsanız da ilk 10'a girerseniz örneğin alımla ilgili arkadaşlar şuradaki ödülleri kazanacaksınız. İlk 100'e girerseniz ve tüm alıcılar da aynı zamanda raffle'a giriş hakkı kazanıyor. Bu paketin içinde aynı zamanda arkadaşlar oyunda gerekli olan pix vardı ya biz pix'i satın alıyorduk. Artık yeni bir sisteme geçiyorlar. Bu NFT satışıyla direkt pix'i kendimiz mintleyebileceğiz. Yani aslında satın almamıza gerek kalmayacak. Paketin içinden çıkıyor olacak. Ve biraz önce de raffle ticket'lardan bahsetmiştik ya. İçindeki çıkış oranını da buradan görebilirsiniz. Yeni çıkacak paketleri bu şekilde. Bir diğer önemli kısma geçelim. Ne demiştik? Free to play arkadaşlar. Mission Control diye bir yer geliyor. Ve önceki videomdan da aslında bu kontrolde ne olacak demiştik. Kontrolden de bir öncesinde dronlar gelecek. Ve dronlar işte şehirlerden, aldığınız yerlerden arkadaşlar bir atık çıkartacaktı, atık toplayacaktı. Bu atığı da arkadaşlar bu yeni mission kontrol sistemi sayesinde enerjiye döndürebileceğiz. Enerji de buraya dikeceğiniz facility'ler, binalar, fabrikalar için lazım olacak. Yani oyuna tekrardan güzel bir yakım mekanizması geliyor ve sadece burası 3 enerji istiyor, 1 enerji istiyor işte şeyi harca stake'den öte bir de PvP'si geliyor arkadaşlar. En önemli kısımlardan birisi de bu aslında.
Hemen neredeydi? Şurası birazcık daha aşağı kaydıralım arkadaşlar. Raiding geliyor. Başka birisine saldırıp biriktirdiği vestleri çökebileceksiniz. Tabi birisi size saldırdığında savunma da yapabileceksiniz. Bunun için ne diyor? Toplamda 6 saat veriliyor. Tekrardan karşı saldırıyorsanız siz daha iyi bir oyun sergilerseniz bu sefer karşı tarafı püskürtmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu raiding sistemi de nasıl olacak çok merak ediyorum. Bakalım güzel oturturlarsa valla güzel kazançlı da çıkabiliriz bu işten. Hem de free to play olduğunu da unutmayalım. Bir de bonus loot var. Belli bir oranda arkadaşlar şurada demiş hatta binde 5 oranda daha fazla vest toplamanızı sağlıyor. Genel olarak bu şekilde. Evet şu anda kafanıza belki de çok oturmadı. Oyun başlayınca bir video daha çekeriz. Free to play'deki kazançların ne olur? Nasıl bir strateji, taktik geliştirmeniz gerekir? Aynı Million on Mars'ta yaptığımız gibi arkadaşlar. Yine kazanmanız için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırız. Deyip gelin şimdi de White Paper'a geçelim. White Paper'ın çok fazla güncellendiğini söyledim. Yazan her şeyi maalesef sizlere aktaramayacağım. Buraya gelip White Paper'ı sizin kendiniz de okumanız gerekiyor. Ama yine de sırasıyla inceleyelim. İşte içeriğinde ne var? Hemen geçiyoruz önemli kısımlara. Genel olarak oyun ne şekilde hani Net Empire ne işe yarıyor? Oyunu hiç bilmiyorsanız, web sitesini hiç bilmiyorsunuz, Lucky Cat'ler ne işe yarıyor? Gravity Grade'ler yani hangi kısımdan bahsediyoruz arkadaşlar? Hemen şuraya açtığımızda Game'e tıklayalım. Şuradaki menüler ne işe yaradığını buradan White Paper'dan öğrenebilirsiniz. Geçelim Roadmap'e. Hangi aşamadayız? Şu aradayız. Tam kargo drop'un olduğu yerdeyiz. Bir sonraki aşamada da bu dediğimiz free to play kısmı gelecek. Web Mission Control'da binaları dikerek vest toplayarak ek bir gelir elde edebileceğiz. Tabii oyun başlayınca bu hesaplamaları yapabileceğim. Şu anda sadece ön bilgi verebiliyorum. Neyse. Sonraki aşamalarda daha dördüncü çeyrekte devam ediyor. 2023 planlarını yine görebilirsiniz. PvP'de birazcık şu aşağıda yeni gördüm. Biraz geç geliyormuş. Aşağı doğru devam ettiğimizde de yine projeyi hiç bilmeyen arkadaşlar biraz karışık gelecek. Planet X nedir? Planet IX ya da nedir diye Web 3'ten ve Metaverse'ten bahsediyor. Oyunun hikayesinden bahsediyor. Hikayeye geçiyorum arkadaşlar. Hikaye ne kadar iyi yazmış olurlarsa olsunlar. Hikaye abi. Bize önemli olan kısım hem tokenları, kazançları ve formülleri. Oyunun poligon ağında olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden burayı da geçiyorum. Aşağıya doğru geçiyorum. Token'dan bahsetmiş. Token'dan bir önceki videomda da bakabilirsiniz. Arkadaşlar Westing'den bahsetmiş. Ne kadar ayrıldığı vesairesi. Yine geçiyorum arkadaşlar. Bu detaylarla sizleri sıkmak istemiyorum. Ve Pix'e geldik arkadaşlar. Pix'te neler çıkabileceğini biliyoruz. Önceki videomda aslında bunların hepsini sizlere göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz ama detaylı bir şekilde okumak, araştırmak istiyorsanız mutlaka White Paper'a bakın arkadaşlar. Bizi ilgilendiren diğer farklardan bir tanesi örneğin Landmarks'lar arkadaşlar. Landmarks sahibi olursanız Marketplace'te satılacak fiillerden siz de pay alabiliyorsunuz. Tabloyu ve detayları yine buradan bakabilirsiniz. Hatta ben şu anda ne yapayım biliyor musunuz? En önemli yere geçeyim. En önemli yer daha da aşağıları oyun mekaniklerinde en önemli yere geldik. Bir sonraki güncellemede neler olacak? Arkadaşlar vest toplayacağız. Tamamen odak noktamız bu olacak. Hatta şu hemen aşağıda bu vestte neler yapabileceğimizi, mission kontrolü nasıl çalışacağını anlatan bir yazı var. Ve dronların günlük ortalama ne kadar atık toplayacağını, vest toplayacağını gösteriyor. Hatta şuradan da görebilirsiniz. 24 saatte bir günde ortalama olarak 14 vest gibi bir şey toplanacak diye hesaplanmış. Ve raiding, diğer insanlara saldıracağımız kısmın nasıl işleyeceği konusunda burada bilgisi verilmiş. Ve atık yönetiminin nasıl olacağı. Atıklarla ya Astro Kredis yapacağız ya da onlarla blueprintler üretip yine biomoslar yerleştireceğiz kendi arazimize. Yine biraz daha aşağı indiğimizde videonun başlarında size loot crate çıkacak demiştik ya. Loot crate aynı zamanda vest toplarken de çıkabilecek bir şey arkadaşlar karşımıza. Ve bunların içinden de yine bonus loot olarak ne çıkabileceğini aşağıdan görebiliyoruz. Bu loot crate'lerden de biyomodlar çıkacağını söylemiştik de biyomodlar ne arkadaşlar? Hemen geldiğimizde de facilities kısmında zaten biyomodları görebiliyoruz. Nadirliklerini görebilirsiniz. Ve bu biyomodları yerinize yerleştirmek için de arkadaşlar Astro Kredis gerekecek. Yani Astro Kredisi biraz önce neredeydi? Çok yukarı çıkmam gerekecek. Neyse çıkmayayım. Neyden elde edecektik yine? Waste'i dönüştürerek elde edecektik arkadaşlar. Hatta bunlarla ilgili genel formülleri de yine White Paper'dan ulaşabilirsiniz. Oyunda bir de enerji vardı değil mi? Enerji için de yine bu facility'lerinizi stake etmeniz gerekiyor. Hem sizin bölgenize hem de facility'nize göre buradaki miktarlarda arkadaşlar enerji elde ediyorsunuz. Daha sonrasında bu enerjiyi de yine stake ederek ödül kazanabilirsiniz. Zaten esas odaklanmamız gereken nokta burası olacak arkadaşlar. Bununla ilgili güzel bir çalışma yaptıktan sonra daha detaylı yine size paylaşıyor olurum.
defi kısmına geçiyoruz. Defi kısmının üstünde de çok durmuyorum. Daha sonrasında da zaten arkadaşlar bayağı detaylı paylaşmışlar ve sonuna geliyoruz. İşin özünde değil mi? Güzel bir güncelleme geliyor Planetex'e. Ve bunun yanı sıra da güzel bir drop'u olacak, satışı olacak. Yani katılıp isterseniz istemezsiniz size kalmış, ama oyuna free to play geleceği için başında çok güzel kazançlar olabilir. Mutlaka takip edin arkadaşlar projeyi deyip videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.